Otobüsün fren yapması sonucu bacağım tam olarak tersine doğru birkaç derece büküldü ve kendimi yerde buldum. Çevremde çok fazla araştırma yaptım ve benim doktorum Yusuf Onur Kızılay'ı önerdiler. 2 ay bir yürüyememe sürecim oldu. Menisküslerim dikildi. Ön çapraz bağım tamir edildi. Gerçekten şu anda bacağım tamamen normal, hatta daha güçlü hissettiriyor denilebilir. Üstünde uğraştığımız sürece yapamayacağımız bir şey olduğuna ben inanmıyorum. Merhaba, ben Ahsen Var. 18 yaşındayım. Profesyonel dansçıyım. Ana olarak hip-hop'la ilgileniyorum. Aslında yaşadığım küçük kaza bile denmeyecek bir şey sonucu yaklaşık 10 ay kendi işimden alıkonulmak zorunda kaldım diyebilirim. Küçük bir otobüs freniyle aslında başladı. Böyle bir şeyin olacağını asla beklemiyordum başıma geleceğini. Ama birden otobüsün fren yapması sonucu bacağım tam olarak tersine doğru birkaç derece büküldü ve kendimi yerde buldum. Ayağa kalkıp dans etmeyi denedim. Ama daha sonrasında bu da bana aslında büyük bir şeye mal oldu ve aynı zamanda menisküsümü yırttım dans etmeyi denediğim için. O an diye düşündüm. Evet, galiba benim için şu anda koşmak bile bir hayal oldu diye hissettim. Bilmiyorum, herkes için süreç böyledir zaten. Çünkü bir spor sakatlığı bu. Yani insan gerçekten o kimlik boşluğuna düşüyor. Şimdi ben sporum yoksa neyim diye. Ve ameliyat olmaya aslında karar vermemdeki en büyük etken o an bana düşük gibi gelse de dansa dönme ihtimalimdi. Benim amacım tekrardan eskisi gibi yürümek bile değildi, o şekilde söyleyeyim. Ben dönebilmek, zıplayabilmek, tekrardan dans edebilmek. Ancak 3 gün sonra dans etmeyi denediğim zaman her şey daha kötü boyuta gitti ve ben bacağım bükememeye, yürüyememeye vesaire başladım. Üstüne yük koyduğum anda aslında bacağım boşa kayıyordu denilebilir. Hissi tam olarak tarif edilecek bir şey de değil ama. Daha sonrasında internette araştırmalarım sonucu ön çapraz bağ diye bir şeyin olduğunu, menisküs diye bir şeyin olduğunu, sakatlanabildiğini ve semptomlarımın benzediğini fark ettim. Daha sonrasında çevremde çok fazla araştırma yaptım. İnsanlara sordum tanıdığım. Tanıdığım birkaç tane hemşireye sordum. Ve benim doktorum Yusuf Onur Kızılay'ı önerdiler. Aslında dans dönemeyeceğimi çok fazla kişi söyledi, doktorum hariç. Doktorum düzgün çalışmayla dönebileceğime inandı. Ahsen bize ilk geldiği zaman oldukça moralsizdi. Ameliyattan önce çok fazla endişeleri vardı. Tekrar dansa dönebilecek miyim diye, tekrar eski performansımı yakalayabilecek miyim diye. Ameliyattan önce Ahsen'i değerlendirdiğimde muayenelerinde çok ciddi bir diz yaralanması vardı. İç ve dış menisküsü yırtılmıştı ve ön çapraz bağ kopmuştu. Yaptığımız değerlendirmede bunların ameliyat olması gerektiğini, ancak ameliyatla düzeltilebileceğini söyledim. Ameliyattan sonra çoğu sporcunun eski performans düzeyine kavuşabildiğini, bu konuda endişe etmemesi gerektiğini, bizim ameliyatımızdan sonra da kendisine düşen çok fazla şey olduğunu da söyledim. Ondan sonraki süreçte ameliyatımızı gerçekleştirdik. Ameliyatımız başarılı geçti. Ahsen kendisi mükemmel bir iyileşme süreci gösterdi. Egzersizlerine inanılmaz uyum sağladı. Fizik tedavisini gördü. Ne dediysek birebir yaptı. Ondan sonra kademe kademe onun iyileştiğini gördük. İlk önce eklem hareketleri açıldı. Ondan sonra bacak kas gücü kendine gelmeye başladı. Dizinin kontrolünü daha iyi sağlamaya başladı ve bir süre sonra artık kendisi de dansa devam etti. Tekrar dans etmeye başladı. Daha sonrasında 2 ay bir yürüyememe sürecim oldu. Menisküslerim dikildi. Ön çapraz bağım tamir edildi. 2 ay, yaklaşık 1,5 ay daha doğrusu. Yürümem yasaktı. O süre içerisinde çok fazla güçlenmek için çabaladım. Ameliyat benim için %50'si ise yaptığım egzersizler, gittiğim fizik tedavi merkezleri, spor salonları vesaire geri kalan %50'yi oluşturdu. Daha sonrasında yaklaşık 3 ay daha koşmaya başlama, zıplamaya başlama gibi alıştırmaları yaptım. Tabii ki bu süreç içerisinde yaptığım hatalar da oldu. Dans etmeye çok erken başladım. Bu benim ağrılarımı çok fazla arttırdı ve yapmam gereken şeyi kendime tekrar hatırlatmam gerekti. Sen büyük bir ameliyat geçirdin. Menisküslerin dikildi, ön çapraz bağın tamir edildi ve şu anda pes mi edeceksin? O zaman ameliyat neydi diye düşündüm ve tekrardan çalışmaya başladım. Bu sefer daha sıkı çalıştım. Nasıl diyebilirim ki? Gerçekten şu anda bacağım tamamen normal, hatta daha güçlü hissettiriyor denilebilir. Eskiden daha güçlü hissettiriyor denilen insanlara derdim ki lütfen böyle şeyler söyleyip beni boş ümitlendirmeyin. Ancak gerçekten de olan bir şeymiş. Şu anda belki sol bacağımdan daha iyi hissettiriyor diyebilirim ameliyatta olan bacağım. Çünkü üstünde uğraştığımız sürece yapamayacağımız bir şey olduğuna ben
inanmıyorum. Fizik tedavi sürecindeyken de açıkçası hiçbir zaman doğru düzgün döneceğime inanmadım. O konuda beni doktorum ve arkadaşlarım, eğitmenlerim çok fazla desteklediler. Ancak bir yerden sonra o inancı yakalayıp ona göre çalışmaya başladığımda asıl benim için verimli olan kısım bu. Çünkü inanmayarak çalıştığım anlarda hiçbir verim alamadım. Böyle zamanla yürümeye başladıkça, yürümeyi bile kutlamayı öğrendikçe, koştukça, koşmayı kutlamayı öğrendikçe dansa dönmeye olan inancım da arttı. Bu diğer sporlar için de geçerlidir tabii ki. Eski şeyleri tekrardan yapmaya başlayınca spora dönme inancı artıyor. Tabii ki dediğim gibi ben bu inanç olmadan daha dans etmeye başladığım için benim sürecim biraz daha yavaş geçti diğer insanlara kıyasla. Çünkü gereğinden fazla acele ettim. O da aslında korkuydu. Hiç dans edememe korkusu. Ama dans etmeye adım adım başladıkça doktorun izniyle beraber aslında kaynaklarda gördüğüm kadar korkunç bir süreç olmadığını, bana anlatıldığı kadar kötü olmadığını, masa başı iş bulmamam gerektiğini fark ettim. Tekrardan bir gösteriye, bir yarışmaya ya da bir derse girdiğim zamanki his böyle tekrardan doğmuş gibiydi sanki. Yani bilmiyorum, benim için aslında bu travmatize edici olay dans etmeye tekrardan başlayınca büyük ve güzel bir deneyim oldu. Tekrar dans etmeye başladığım zaman kelime olarak açıkçası özgür hissettim. Gerçekten günlük fonksiyonlarımı bile kısıtlamayla kullanmak beni o esnada kafesteymiş gibi hissettirmişti. Ve tekrardan bacağım bir şey olacak mı acaba diye düşünmeden dans etmek tamamen özgür hissettirdi. Yani tekrardan aslında Ahsen olabilmiş gibi hissettirdi. Artık genel olarak daha mutlu bir insanım.